Kampünlüğünün son bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız? Buraya böyle arkadaşlarımız sizinle vedalaşmadan önce kamp ateşinde geçen güzel gece eğlencelerinden sizler için seçtiklerimizi izleyelim. Hem de sürpriz sanatçıymış. Hem sanatçı hem sürpriz. Aha geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar tanıyor musunuz? Merhaba. Ben niye tanımıyorum? Kendini bize bana tanıtır mısın? Hepsi seni tanıyor mu? Abi aşk olsun ya. Ya ben biraz geri kaldım. 5 yaşındayım ben daha. Estağfurullah ne yapalım? Ya üzüldüm bu duruma. Tanımayan var mı? Tanımayan bir ben kalmışım. Abi ben bir zamanlar nacizane bir dizide rol almıştım. Arkadaşlarım da sağ olsunlar izlemişler, tanıyorlar beni. Evet. Öyle. Vay be, bir tek ben izlememişim burada. Şarkı mı söyleyeceksin sen bize? Yani inşallah. Hep beraber söylersek. Bizim bu kızlarımız da çok güzel söylüyor. Öyle mi? Sana eşlik etsinler. Hanginiz söylüyor? İkisi de. İkiniz de mi? İkiniz. Ama iki tane olmasın ya, hep beraber koro tamam. Halinde söyleyelim. Tamam. Eşlik ederiz değil mi hep beraber? Evet. Eder miyiz? Evet. Çok güzel ediyorlar, evet. Aa burada kağıt buldum, şarkı kağıdı. Şarkı kağıdı. Şarkı kağıdı var. Buradan seç istersen. Baba liste mi yaptınız? Evet sen gel. Biraz sürpriz. Islanmış sana ama da sürpriz olacak. Hazırladık. Sağ olun. Çok emekleriniz için. Ben hazırladım. Sen mi hazırladın? Öyle mi? Sana helal olsun. Akdeniz akşamlarını çal. İyi de Akdeniz ne alaka ya? Akdeniz. Düzce akşamlar olarak söyleyebilirsin. Ciddi misiniz? Batı Karadeniz akşamları. Batı Karadeniz akşamları. Evet, Batı Karadeniz akşamları. Yok, Akdeniz akşamları klasik olur ama istiyorsanız çalalım. Evet. Herkes biliyor mu? Tabii, evet. Herkes biliyor mu? Hep beraber söyleyelim o zaman. Tabii. İyi tamam. O zaman. O zaman Akdeniz akşamlarını. Evet. Yardımcı olalım mı? Evet, evet. Bak, Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise. Oho! Daha bir başka oluyor. Tamam mı buraya kadar? Ona yani öyle. Şimdi koro halinde devam ederiz dedik. Evet, etme dinler evet. Ben de kestim şarkıyı yani. Ayıp gördünüz edersin. Gördünüz mü? Misafirimiz size kızacak neredeyse. Ben sizin sesiniz çıkmadığı için bağırmak zorunda kasıyorum. Böyle it diye seslerim çıkıyor. Ciyak ciyak oluyorum. Siz bağırmazsanız benim sesim kötü çıkacak ama burada. Şarkıcı değilim sonuçta ben de yani. Bir şey diyeceğim. Bu arada şarkı arası falan soru sormak isteyen varsa. Arkadaşlar soru sorma. Ha, evet soru var. Neydi? Hangi dizide oynamıştın? İki aile. Reklam verdim. Başka? Başka hangi? Onunla diğerlerini mi soruyorsun? İki aileyi biliyorum diyorsun, diğerlerini soruyorsun. İki aileden sonra bir Eyvah Halam projesi oldu. Eyvah? Çok Eyvah Halam. Çok güzeldi. Çok devam etmedi. Çok uzun soluklu olamadı. 5 bölüm çektik. Daha sonra yine geçen sene değil ondan önceki sene bir Gece Gündüz'ü biliyor musunuz? Evet. O dizide oynadım. Ondan sonra bunlar en son yaptıklarım. Ondan öncesinde ufakken hani 8-9 yaşındayken, 12 yaşındayken yaptıklarım var. Bir yurt dışında film yaptık. İsviçre yapımı.
Onun dışında Tatlı Hayat var. Başka neler? Bir şey sorabilir miyim? Kaç yaşında sanatçı olmaya başladınız? Sanatçı demeyeyim ya, daha ben de oyuncu da değilim. Ben aslında daha hani bu işin eğitimini almadığım için kendime oyuncu ya da sanatçı olarak bir isim takmıyorum ama şu an için şu an benim için hobi olarak. Ama inşallah bu sene okula gireceğim, üniversiteye. Bitirdikten sonra kendime oyuncu diyebilirim. Ama kaç yaşında ilk projede yer aldım diyorsan 8 yaşındaydım. İşte İsviçre yapılmış.
Evet. Bakalım arkadaşlarınız 3 aylık kamp süresince yaşadıklarından, eğlencelerinden, arkadaşlıklarından neler öğrenmişler? Kamp liderimiz Zekeriya abiyle sohbetlerini izleyelim ve görelim. Öyle ifade ederiz. Ben değil, çocuklarımızla birlikte bir kampın sonundaki birlikteliğin güzelliğini, paylaştığımız bir kampın sonundaki güzelliği, kampın yararlarını çocuklarımızdan dinlemenizi istiyorum. Bu kamp size ne verdi? Bu kampta veya yaptığınız bir kampta ne aldığınızı bize ifade eder misiniz? Evet Şeyma. İletişim kurmanın yollarını öğreniyoruz. Yeni arkadaşlar ve dostluklar elde ediyoruz. Yani, ondan sonra topluluk içinde söz almayı, konuşmayı öğreniyoruz. Kısacası bizim düşüncelerimize değer veriyoruz. Bu kampta düşüncelerimize bize değer veriliyor diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Evet, Berat. Kampta düzenli olmayı öğrendik. Diyorsunuz. Evet yavrum. Kamptaki güven, sevgi, zindelik, dostluk bize iyi davranışlar kazandırıyor. İyi davranışlar kazanmamızı sağlıyor. Teşekkür ediyorum. Evet yavrum. İyimser düşünüyoruz ve iyimser olmaya çalışıyoruz. Güzel. Çok güzel bir yorum. İyimser düşünüyoruz, iyimser olmaya çalışıyoruz. Evet, farklı bir yorum, farklı bir güzellik almak istiyorum. Bitki ve hayvanları sevmenin güzelliğini kampta yaşıyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Güzel bir yorum. Buyurun. Yemekleri seçmiyoruz. Yemekleri vaktinde yiyoruz. Yani kamptaki öyle eskisi en güzel an değil. Yemek anı. Yemeklerin zamanı. Arada öğün aralarındaki abur cubur almıyoruz. Yemekleri vaktinde yiyoruz. Yeterli ve dengeli beslenme konusunda biliyoruz. Evet. Yeterli ve dengeli beslenme kurallarını öğreniyoruz. Yemeklerin zamanında yeterli yemiş olmamız, yeterli ve dengeli beslenme konusunda da uzmanlarımızdan bilgi alarak sağlıklı yaşama yollarını öğrenmiş oluruz. Buyurun. Kampta model olacağımız liderlerimiz ve bilgi alacağımız uzmanlarımız var. Teşekkür ediyorum. Olumlu ilgi görüyoruz. Olumlu ilgi bizi mutlu ediyor. Kendimize güvenimizi arttırıyor. Moralimize yeterli desteği sağlıyor. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok yerinde. Gerçekten çok harika yorumlar. Olağanüstü mutlu olduğumuz ifadeleri almak sevindirici. Buyurun yavrum. Doğrudan ilim olarak daha iyi edicilendirilsin. Teşekkür ederim. Aynı zamanda kampımızın mucidi. Öyle mi? Evet. Diyorsunuz. Evet. Paylaştığımız en güzel bir şey kampta istiyoruz. Paylaşmak çok güzel bir duygu. Paylaşmanın en güzel yolunda kampta öğrenilir diyor Batuhan. Teşekkür ediyorum. Evet Buse. Pardon. Berin. Eksik ve hatalı davranışlarımızı görüp hoşgörüyle onları yani düzeltiyoruz. Kamp bizim için bir ayna. Doğru mu? Evet. Bu aynada eksikleri görüyoruz. Kendimiz düzeltme yollarını öğreniyoruz. Doğru mu? Evet. Doğru. Teşekkür ediyorum. Güzel. Efendim. Birbirimizle empati kurmayı ve doğayla iç içe, barış içinde dostlukla yaşamayı öğreniyoruz. Teşekkür ederim. Harika bir yorum. Efendim. Başkalarıyla kıyaslanmıyoruz. Of, of. Ben diyor kampta başkalarıyla asla kıyaslanmadım. Bu mutluluğu yaşıyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim. Karanlıktan korkmuyoruz. Kendimize güvenimiz artıyor. Ben diyor kampa geldim. Karanlıktan korkuyordum. Şimdi karanlık korkum yok. Ve kendime olan güvenim tamdır diyorsun. Aferin. Efendim yavrum. Kampta kurallar... Size kim diyorlar, ne diyorlardı? Kampın? Pehlivanı. Evet. Öyle mi diyorlar? Evet. Buyurun. Kampta kurallar basit ve anlayışlıdır. Kampta kurallar basit, anlaşılırdır. Evet. Doğru. Fiziksel cezalar yoktur. Fiziksel bir ceza, herhangi bir ceza söz konusu değildir. Evet. Güzel. Aferin. Çok güzel yorumlar çocuklar bunlar. Kampta olmazsa olmaz nedir? Sağlık ve güvenlik ön plandadır diyor. Çok güzel bir tespit, çok güzel bir teşhis. Arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Var mı başka yorum olan? Hayatın her yerinde başarısızlığın utanç verici bir durum olmadığını, başarısızlığın altında yatan nedenlerin düşünülmesi gerektiğini öğrendik. Evet, bütün annelerin ve bütün ailelerin hepimizin yaptığı çok büyük bir hata var. Başarısızlıkla kıyasladığımız, yargıladığımız, sorguladığımız, aşağıladığımız çocuklarımızın hakkındaki yapılan bu yoruma ben hayranlığımı ifade etmeden geçmek istemiyorum. Başarısızlık asla utanç verici bir durum değildi.
diyorsunuz? Başarısızlığın altında yatan nedenler araştırılmalı, sebepler araştırılmalı. Ben bu kampta diyorsun, bunu gördüm, bunu yaşadım. Teşekkür ediyorum. Harika bir tespit. Efendim yavrum. Evet, dünyada en güzel kullanılan ne olmalı? Zaman olmalı. Kampta zamana uyum ve zaman kullanımı harika. Evet, başka? Bu güzel düşünce, bu güzel mutluluğu sizinle paylaşmaktan ben çok büyük bir keyif aldım. Ne bana ne bir başkasına konuşacak yorum bırakmadınız. Ben kamp deneyimi olan, kamp yaşamı olan bu çocuklarımla bu ülkenin geleceğini teslim etmekten mutluluk duyacağımı ifade ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, veda vakti geldi. Arkadaşlarınız kamp boyunca ailelerinden uzakta çadırda yaşadılar. Hayatları boyunca unutamayacakları sıkı arkadaşlıklar kurdular. Vedalar bizleri ne kadar hüzünlendirse de güzel hatıraları bizi sonsuza kadar mutlu eder. Çadırlar kurulduğu kadar hızlı toparlanamadı. Çünkü ayrılık vakti gelmişti. Seni hiç unutmayacağız Berat. Seni de Yelkan. Ve Sahra, elbet seni de unutmayacağız. Ece. Hilal. Ege. Şeyma. Ömer. Hiçbirinizi unutmayacağız arkadaşlar. Bizlere o kadar güzel zamanlar armağan ettiniz ki. Hepinize çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Ve hep gülümseyin arkadaşlar. Elveda arkadaşlar. Elveda. Şimdi hepiniz geleceğiniz için bir dilek tutun. Hoşça kalın. ...77 çeşit peynirleriyle dünyada bir ilk. Murat Bey Naturena kamp günlüğünü sundu.